göstermek istiyorum. Yaralıyor. İnek kokuları, gübre kokuları. Tolstat yolları. İyi, değişik. Hiç böyle gitmemiştim. Farklı tabii. Yol çok serin, hava buz gibi. Yüksekliğimizi söyleyeyim size bu arada. Fıksat. 650 metreyiz daha çok. Yüksek değiliz ama. Hava şey. Tatlı bir göl kenarına gideceğiz. İnekleri görüyorsunuz gene. Şu an bayağı kır evlerinden geçeceğiz. Bayağı köyün içinde dolaşıyoruz arkadaşlar. Holstadt'ı bulmaya çalışıyoruz. Burası yol mu sence? Şehirde şirinliği beni ayrı bitiriyor. Çok sevimli ya bu ortalık. Yani şu çiçekler falan nereden buluyorlarsa. Merhaba Mert. Ben de Eda'nın resimlerini çekip duruyorum. Nasıl? Çok şirin. Ya burayı anlatamam yani. Çok güzel bir yer. Şurada karşıda çizgi halinde dünyanın en eski tuz madeni var. Fünikülerle çıkılıyor. Çıkacağız oraya. Ve tam Alp dağlarının ortasındayız yani. Alplerin. Bakın ne şirin. Bir vapur sesi ama. Bir sesler geliyor. Evet, enteresan. Şöyle Alplerin ululuğunu almaya çalışıyorum ama nasıl alacağım? Yani boyum yetmiyor bakın. Geri düşeceğim neredeyse. Panoramik bir görüntü vermeye çalışıyorum size. İlk başladığımız yere geri döndük. Bir de şunu vermek istiyorum. Şu kısım bana Bled'i hatırlattı. Nasıl Mert burası? Hey tren, çok tatlı. Tren. Kırmızı beyaz. Ya burası masal gibi Mert. Ben kendimi masalda hissettim, biliyor musun? Güzel. Ya, oradan tren geçiyor, dağ var. Araba, bisikletler, tuz madenine çıkan finikilerle, komple yeşillik, Alpler ve çok şirin bir piknik yeri. Vallahi çok güzel, ne diyeyim yani. Şöyle çepeleme bir gösterdin mi hiç? Neredesin Eda? Şu anda Holstadt'tayım tam.
Nasıl tavus? Botlarının kalktığı yerdeyim. Avusturya. Hep Avustralya diyorsun geliyor. Salzburg'a çok az kaldı. Çok güzel bir kasaba. Evleriyle meşhur. Şimdi kimikilerle dünyanın en eski tuz mağaralarına çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi tuz adam bulunmuş. Çok dik, çok hızlı. Selamlar, Hallstatt'ın artık tepesine çıktık arkadaşlar. Burası UNESCO Dünya Mirası Ödülü almış bu manzara. Dünya Mirası seçilmiş manzarası. Bakın Hallstatt küçücük. Evet Eda. Tam neredesin? Tam şehir terasının önünde. Hallstatt'ı şöyle bir komple bir çekiyorum. Tamamdır. Tamam. Evet. Ay dur. Dur yanlış yaptım. Trenle yolculuk başladı. Madencilerin Das Klima vor 250 Millionen Jahren war. Am Beginn des Erdmittelalters. Önce gidemiyoruz. Mert. Ya Mert gitmiyor. Ha, geriye yat. Geriye yatınca süper oluyor bakın. Şu anda tuz madenlerinde kayıyoruz. Fotoğrafımızı çekti. Çok güzel kaldı. Manyak bir yağmura yakalandık. Bakın tam Wolfstadt'tan çıkacağız. Şunu çıkarmam lazım ama. Nasıl yapacağım bilemiyorum. Şu anda soyunamıyorum. Şimdi arkamı ıslatmak istemiyorum. Ya arkayı bir görmeyin yani çok ya. Görecek bir şey yok ki zaten. Sırılsıklam her taraf. Bunu böyle içini çeviriyorsun. Aynen öyle tutuyorsun. Ne yapıyorsun? Çamaşır yıkadık onları yerleştireceğim. Neredesin ki? Şu anda Salzburg'da. Nevi Camping Nordsam'dayız. Avusturya bir tuhaf.
Gerçi kampta Fransızlar, Almanlar falan filan var. Tabii canım, kamp bakıyorum. Şey. Şurada ileride havuz var. Kampın görünüşü çok tatlı ama tabii ki. Az ileride havuz var. Şurada tuvalet ve şey, bulaşık. Araba burada. Çadır alanımız gölge ve güzel. Öyle. Salzburg'da geziyoruz. Sadece bisiklet yolunu kullanıyoruz. Kamptan geliyoruz. Burada böyle bisiklet yolu var merkeze giden. Sadece bisikletçiler kullanıyor. Kamptan çıktık. Kamp buradan böyle dere akıyor. Devamlı böyle bir yol var. 5 kilometre sürüyor. Böyle işte köpeğini gezdiren falan oluyor. Ördekler oluyor burada. Öyle bir yer. Şimdi biz Mirabel Sarayı'nda bahçelerini geziyoruz. Mirabel Sarayı'nı prens misafirleri için yaptırmış özel olarak. Buranın bahçesi ve heykelleri bir harika. Şu anda BD binası olarak kullanılıyor. Salzak nehrinin üstündeyiz. Aa, süper bir şey. İlerideki şlosları gördük. Tepe tepe olur bu Salzburg ya, çık çık bitmiyor. Selamlar arkadaşlar, şimdi biz Mozart Meydanı'ndayız. Niye Mozart Meydanı'ndayız? Biliyorsunuz ki Mozart Salzburg'da doğmuş. Burada büyümüş. Çocuk buralı. Buralıdır kendisi. Buranın çocuğu. Buranın çocuğu. Bu toprakların çocuğu olarak da kendine tabii ki şöyle bir heykel yaptırmışlar. Evine de gittik. Bu heykel ve bu meydan UNESCO ödüllü bir meydan. Burada hemencecik Dom Meydanı'na bağlanıyoruz. Arkamız Dom Meydanı. Hemen bağlanalım hocam. Büyük St. Peter's olması lazım, evet. Dom'u görüyoruz. Hemen yanımızda Salzburg Müzesi var. Bir dakika, Dom'a bakıyoruz daha. Okey, Dom. Yeşilliklere bakıyoruz. Öndeki orada Mozart konseri var. O bir su akan fişkiye var. O fişkiye o ne da fişkiyesi? O güzel bir çeşme. İtalyan özentisiyle yapılmış bir çeşme. Ama İtalyanlar yani kadar başarılı değil, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani orada Roma'dakiler gibi değil tabii ki. Tamam, o, bu da o müzesi. O da önemli bir adam. Salzburg Müzesi, yes. Tamam. Şurada da turizm info var solda. Evet, hemen bu meydanı herkes bulabilir, evet. Yani çok rahatlıkla. Hepsi birbirinin aynı zaten, bağlı. Merkez meydan. Evet. Şimdi biz Kale'deki Papat Müzyonu'ndayız. Bu kuptalar oynatılmış gerçekten de. Mozart'ın Magic Flute, sihirli flute. İlk premierini Viyana'da yapmış 1791'de. Korktun mu Mert? Çok. Eda size bir şey gösterecek. Arkadaşlar, Hellbrunn Sarayı'na bakıyoruz şimdi yukarıdan. Orada sarayın bahçesinde çok tatlı bir ev var, bittik yani. Şimdi şöyle bir çekeyim de ben. Şu anda Hohenzollern'dayız. Yani Salzburg Kalesi'nden yukarıdan aşağıya bakıyoruz Hellbrunn Sarayı'na. Başka bir saray orası. Ama şu ev mi? Önce şu eve bakalım önce. Yani o eve yemişim. Alanın ortasında küçük tatlı bir evcik. Sarmaşık. Bu tatlı değil mi? Tabii canım. Ağaçları da var, yeter. Orası büyük bir dünya bence. Orada bence çok de isterdim. Şu şey neydi? Saray? Hellbrunn Sarayı orası. Hellbrunn Sarayı. Oraya da gitmek gerekiyormuş. Size anlatayım olayını özellikle. Ben şu şehri çekerken daha yüksek sesle anlatırsa duyulur. Hellbrunn Sarayı'nda da işte su gösterileri oluyormuş içinde. Belki onu görürüz. Hellbrunn çeşmeleri de önemliymiş. Ay, içinde cellatın evi varmış. Fazla durmayın diyorlar.
haber? Ne yapıyorsun? İyi, yağmur bekliyoruz. Çok gıcık. Hava mı gıcık? Ne gıcık? Neredeyiz? Salzburg'da. Evet arkadaşlar, şimdi Salzburg'dayız. Saat gecenin 3'ü. Ve yağmur bekliyoruz. Şu an çok gıcık. Çok gıcık ve hava çok yavaşlı. Ve bakalım çadırımız bize neler yaşatacak. İnşallah yağmaz amin.